Ama vicdansızlık için. Yani bu vicdansızlık biz yani tamam. Evet. Biz ne yiyeceğiz ne içeceğiz Allah aşkına? En yakın market diye. En yakın market. Mahallemizdeki tamam. Yerlerden alışverişler. En yakın market. Var mahallemizde var. Elmacı oluyor sadece. Malzemeleri alalım, hadi gittik alalım dedik yani. Hazır bulduk orta şeyimiz. Tamam. Çekimizi verip geri döneceğiz. Biz sizi yapalım. Dinlemeden siz bizi vicdanımız bırakmadınız, hiçbir şey bırakmadınız. Yani normalde baktığınızda bu vicdansızlık olur. Tamam vicdansızlık. Ben insan gibi durumum var diyor. Biz kesin biz diyor. İnsan gibi anlıyoruz işte anlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra da diyorsunuz ki şey diyor. Ne kesin diyoruz? Ne olacak yani? Gideriz 2 hafta daha mesai yaparız önemli değil. Tamam sıkıntı yok bizim için biz gibi. O zaman tamam. Mesela diyor ki namaza cumaya gidenlere izin verin diyor. İzin veriliyor. Hastası olan varsa hastaneye gidebilir diyor. Gönderiyoruz bir şey demiyoruz. Barkodu varsa. Markette en yakın markete gitsin diyor. Memur Bey anlatamıyorum galiba ben size. Biz anlıyoruz. Bizim de hediye kartı olanlar. Yani her yere gidebiliriz. O şeyimizde olmayan bir şey yani. Bizim orada olmayan bir market. Ne yapacağız bunu? Nasıl değerlendireceğiz? Yani hafta siz söyleyin. Hafta içi alabiliriz. Hafta içi çalışıyoruz. Eşiniz dostunuz vardır onlardan alabiliriz. Eşim dostum. Eşim var eşim de çalışıyor. Dostlarınız var, arkadaşlarınız dostum var. Dostum yok benim, ben yabancıyım zaten, ben buralı değilim ki. Tamam o zaman bu şekilde mazeretinizi bildirir, dilekçe yazarsınız, işte. Valiliğe sunarsınız, valilikte bize iptal edin derlerse, iptal edin. 2 daire 4 daire Chicago Bey'in. Başka herkes 48-22. Bir belgesini alalım. Burası bir gelin. Var mı araçla gireyim mi sanki? Var. Gidebilirsiniz. Nereye? Bunu takmayın. Mesela bu takılı olduğu zaman, arabanızda bir iş yaptığı zaman airbag'den hepsi...